hemen veriyorum. Abi, geriden görebilir miyim sana? Burada bak, 10 santim mesafeyi şuraya çıkıyor. Şapalı sabundan daha uzun olacak. Çekiyorum. Hey. Alıyorum. Al. Halkası ver abi. Çekiyorum. Ya çok soğudu mu burada? Evet. Neden? Direkt istersen. Şurada var bak şurada. Robotik cerrahinin değişik faydaları var. Mesela bunlar neler diyecek olursak, bir kere el titremesi olmuyor. Yani cerrahın eli titrese bile onu yansıtmıyor. İki, bileğin belli bir derecede hareket kabiliyeti var. Robota baktığınız zaman robotun hareket kabiliyetinin 540 derece olduğunu görüyoruz. O nedenle belli bir yerde sütür atabilme, dikiş yapabilme, ameliyat yapabilme yetenekleri oldukça fazla. Bir diğer avantajı görüntüleme sistemi. Laparoskopide de görüntüleme var ama orada iki boyutta tablo gibi görüyorsunuz. Oysa robotik sistemlerde üç boyutla görmek mümkün. Ve üç boyutla görmek mümkün olduğu için derinlik hissini de alabiliyorsunuz. Ve bulunduğunuz ortama daha hakim olabiliyorsunuz. Bizim yine minimal invaziv cerrahide kullandığımız, stapler dediğimiz, bağırsakları kestiğimiz aletlerimiz var. Titanyum telli. Şimdi robotik sistemlerdeki bu aletlerde kapattığınız zaman robotun size geri bildirimi var. Yani bu işin yüzde kaç başarılı olabileceğine dair yüzde 80'se 90'se size uyarı veriyor ve siz bu kapamayı yapmıyorsunuz. O uyarıyı gördüğünüz zaman %100 gördüğünüz zaman bu uyarıyı o zaman yapıyorsunuz. Şöyle avantajları var. Küçük deliklerden ameliyatlar yapıldığı için bir kere hasta ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyuyor, daha rahat yürüyebiliyor ve daha hızlı iyileşiyor. Daha hızlı iyileştiği için daha erken taburcu oluyor. Bunun da yine devlete maliyeti erken taburcu olduğu için biraz düşürebiliyor ve işine daha erken gidebiliyor. Bazı ameliyatlarda robotik sistemler öne geçebiliyor. Mesela işte bizim hastanemizde hangi klinikler kullanıyor? Üroloji kliniği kullanıyor. Daha çok prostat kanserlerinde, çok zor bir alanda, dar alanda bu robotik sistemler kullanılarak hem görmeyi arttırıyor, hem dikişleri daha rahat atabiliyorsunuz. Onun dışında gastroenteroloji cerrahisi alanında kullanılıyor. Yine bizim burada yemek borusu kanserleri, mide kanserleri, kolon ve rektum kanseri dediğimiz kanserler, karaciğer kanserleri ve pankreas cerrahisini de biz hastanemizde robotik olarak yapmaya başladık ve yapıyoruz. Başka kim kullanıyor bizim burada? Kulak, burun, boğaz kullanıyor. Dil kökü tümörlerinde kullanıyor daha çok.
ve kadın doğum yine bazı tümörlerde kullanabiliyor. Çünkü bu cihazın bir özelliği daha var. Özel bir görüntüleme sistemiyle hastaya bir boya vererek tümörün yayılma derecesini ortaya koyabiliyorsunuz. Ve ilk yayıldığı yeri tespit ederek oradan örnekleme yaparak ameliyatınızı da planlayabiliyorsunuz. Bu nedenle hastanemize geldik. Geldikten sonra bu robotik cerrahi sistem burada kuruldu. Ve biz 2,5 yıldır da robotik cerrahi sistemleri hastane ekipleri olarak çalışmaktayız. Gelecekte biz bu robotik sistemleri daha fazla kullanıyor olacağız. Ama tabii teknolojinin her zaman size getirmiş olduğu bir yük vardır. Bu nedir? Lüks bir arabaya binecekseniz ek bir maliyet ödersiniz. Aynı şekilde ameliyatları bu şekilde sürdürebilmek için bunun da devletimize, hastanemize büyük bir maliyeti var. Ve şu anda devletimiz bu maliyeti karşılıyor. Biz bu ameliyatların hiçbirinden hastane olarak hastalardan herhangi bir fark almıyoruz. Ve bu ameliyatları söylediğim endikasyonlarla hastanın yararına olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Cerrahın çalışma platformunu görmektesiniz. Biz buradan çalışıyoruz. Gözümüz buraya geliyor ve alnımızı buraya getiriyoruz. Bu sistem olarak her cerraha göre ayarlanabiliyor ve ayarlandıktan sonra şu mesafeye cerrah başlayacağı zaman ismi burada yazılı, ismine bastığı zaman bütün bu cihaz kendisini o cerraha göre ayarlamış oluyor. Parmaklarımızı buraya geçiriyoruz. Bura 360 derece sağa sola yukarı aşağı gidip gelebiliyor. Böylece karın içerisinde yukarı aşağı sağa sola hareketleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda koter kullanabiliyorsunuz. Koterde yakma ve koagülasyon formatları var. Onları da buradaki bulunan yerlerle idare ediyorsunuz. Buradan benim konuştuğum ses ona gidebiliyor. Onun oradan konuştuğu sesi de ben buradan duyabiliyorum. Sistem o şekilde kurulmuş durumda. Böylece ben işte sağ yapın, sol yapın dediğim zaman veya şu aleti kullanın dediğim zaman onu kullanabiliyorlar. Onlar da bana oradaki durumu görerekten bildirim, geri bildirim yapabiliyorlar.